Evet sevgili dostlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok farklı bir konuyla sizlere bir şey anlatmak isteyeceğim. İnşallah dilim döndüğünce anlatabilirim. Ya ben nedense hani tepki yemeye çok müsait bir adamım. Çünkü bizim insanımız başını dinliyor, sonunu bırakıyor. Yani sıkılınca kitabı bırakıyor. 4-5 sayfa okuduktan sonra yeter. Bu kadar fazla bile diyor. Ama daha önce de başıma geldiği için söylüyorum. Lütfen videonun tamamını izlemeden yorum yapmayın değerli arkadaşlar. Tarih 22 Haziran 1997. 22 Haziran 1997. Candan Erçetin bir albüm çıkartıyor. Çapkın adında ve bu albümde bir şarkı var. Şarkının adı Yalan. Sözlerini zaten birçoğunuz eminim 97 yılından sonra da doğmuş olsanız birçoğunuz hatırlarsınız. Dünyada ölümden başkası yalan diye bir şarkı sözü. Ve bu şarkıya ilişkin bir hikaye var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, bu şarkının söz Mete Özgencil, müzik Yıldız Usmanova. Hatta Yıldız Usmanova'nın bazı şarkıları da var. Bilirsiniz Mete Özgencil de iyi bir söz yazarıdır. Bazı şarkılarda var. Burada bir klip çekiliyor. Klipte Candan Erçetin otobüste yolculuk yapıyor. Ki kendi deyimiyle diyor ki hani insanın hayat meşgalesini anlatıyorum. Hani yıllar sonra memleketine geri dönen bir insan anlatıyorum diye. Ve otobüste çeşit çeşit insanlar var. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar vesaire vesaire. Gayet güzel sözler, gayet güzel bir yorumlama. Ki Galatasaray yönetiminde yer aldığını biliyorum Candan Erçetin'in, hafızam beni yanıltmıyorsa. Daha sonra hani bununla gündeme geldi ama kendisi bir müzik öğretmenidir aynı zamanda. Yanlışım yoksa Galatasaray Lisesi'nde ya da Galatasaray Üniversitesi'nde miydi? İstanbul Üniversitesi'nde miydi? Burada bir karışıklık olabilir. Çok da güzel, böyle müthiş bir ses, müthiş bir seslendirme, yani müthiş böyle yürekten okuyarak çıkartmış olduğu güzel bir şarkıydı. O albümdeki bazı şarkılar da gerçekten efsaneydi. Ama bu albümdeki bu klip yayınlandıktan kısa bir süre sonra 24 Ekim 1997 tarihinde Karapınar Ereğli arasında, Konya Ereğli arasında ilerleyen tankör şoförü direksiyon başında uyuyakalınca sürdüğü otobüs karşı şeride geçiyor otobüs şoförünün. Ve bu uyuyakalma sonucunda, yani büyük ihtimalle tahminler bu şekildedir, yolcu otobüsüyle tanker kafa kafaya çarpışıyor ve kimi kaynaklara göre 48, kimi kaynaklara göre 49 yolcu maalesef yanarak can veriyorlar. Fakat ilginçtir, kazada hayatını kaybeden ve 29 Ekim tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için yolculuğa çıkan üniversite öğrencilerinden bir tanesinin bir defter parçasında ya da bir ajandasında yanmayan bir cümle kalıyor geriye. Dünyada ölümden başkası yalan şeklinde. Ve kimisi klibin bunu konu edindiğini düşünürken aslında albüm çok daha önceden çıkarılmış, sözler çok daha önceden yazılmış ve klip de çok daha önceden çekilmiş olduğu için bir tevafuk oluyor. Hatta Candan Erçetin de klibimin bununla, yani bu acı olayla anılmasından dolayı üzüntü duyuyorum diye belirtiyor. Ve maalesef 48-49 vatandaşımız hayata gözlerini yumuyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. Hocam seni hep biz Fenerbahçe ile andık. Niye böyle bir giriş yaptın derseniz. Arkadaşlar ben şu yüzden böyle bir giriş yaptım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ya da Adana Demirspor ya da Konyaspor ya da Ümraniyespor ya da Çaykur Rizespor, hiç fark etmez. Bütün takımlar aslında bir eğlenceden ibaret. Sadece bir tutkudan ibaret. Yani ben hayatta en nefret ettiğim şey bir insanın kalbini kırmaktır. Ama öyle bir zamandayız ki arkadaşlar, bir cümlen kesilir, al bak sana bunu demiş. Bir cümlen kırpılır, al bak size bunu demiş şeklinde çok fazla şeye maruz kalıyoruz. En basit, en net örneği pazar günü gerçekleştirilen Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra yaşananlar. Daha doğrusu maçın öncesinde
iki takım taraftarını birbirine çatıştırmak isteyen provokatörlerin yapmış olduğu hareketlerle başlayan gerilen ortam aslında çok güzel, nihai bir sonuçla ve bence çok güzel, yumuşak bir şekilde kapatılmış durumda. Yani birisi gidiyor bir şeyler yapıyor, öbürü gidiyor biz ona karşılık veriyoruz. Birisi gidiyor şu, biri bu derken maç başlamadan Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i, üstünde Fenerbahçe forması olan gencecik çocuğu yanlarına çağırıp fotoğraf çekiniyorlar. Bakın, yanlış duymadınız. Beşiktaş maçı, Beşiktaş'ın stadında ve Fenerbahçe'nin genç Türk yeteneğini çağırıp fotoğraf çektiriyorlar. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Bunda bir şey yok. Bitti mi bitmedi. Maç sonrasında Ali Koç kendisinden imza isteyen bir Beşiktaş taraftarının formasına imza atıyor. Ve diyor ki baba takımım, yani ben burada çok güzel ağırlandım, olması gereken bu diyor. Ve kanla beslenen, kaosla beslenen insanları birbirine kırdırayım. Ya da şöyle söyleyeyim. Öyle bir cümle söylesin ki ben sadece o kısmı keseyim. Alın bakın, bu size düşman. Bu size böyle diyor. Bu size şöyle diyor. Saldırın. Ya da bu bunu yapmış. Aa, altında kalmayın diyen habis ruhlu insanlar, pis düşünceli insanlar ortalığı yangın yerine çevirmiş. Ali Koç Beşiktaşlı mı? Arda Güler Beşiktaşlı mı? Yok şöyle mi böyle mi? Ya siz ne kadar onursuz insanlarsınız. Ne kadar, yani ne kadar kaosla beslenen kan emici insanlarsınız. İstiyorsunuz ki millet birbirine döner bıçağıyla saldırsın. İstiyorsunuz ki yolda Beşiktaş formalı birini gördüğünde saldırın. İstiyorsunuz ki işte Trabzonspor formalı birini gördüğünde saldırın. Bunu istiyorsunuz. Sizin istediğiniz bu, kaos istiyorsunuz. Allah sizin gibilere fırsat vermesin ya. Lanet olsun sizin gibilere. Ve sizin gibiler temizlensin şu ülkeden. Ya arkadaşlar bakın, benim de başıma geldiği için biliyorum. Bak, başıma geldiği için biliyorum. Ya etmeyin, eylemeyin. Takımları bugün yok edin. Bak, yok edin. Bir gecede bütün takımları yok edin. Ertesi gün ne yapacaksın? Takımım yok oldu diye gidip millete mi saldıracaksın? Ya yok arkadaşlar, takım makım yok. Ya ben, bak ben bir Fenerbahçeliyim. Aşığım Fenerbahçe'ye. Yani hayatım Fenerbahçe'nin fikstürüne göre yaşıyorum. Eve gelecek misafir ediyorum ki hani bugün gelmeseniz olur mu? Fenerbahçe'nin maçı var. Sizinle ilgilenmeyebilirim. Daha az ilgilenebilirim diyen bir insanım. Ya da gideceğim zaman ya hani bugün tuttuğunuz takımın maçı falan varsa gelmeyeyim diyecek kadar bir insanım. Ya ben bir Hami Mandıralı aşığıyım. Gerçekten söylüyorum. Keşke Fenerbahçe'de bir sezonda olsa oynasa dediğim nadide insanlardan biridir. Ünal Karaman mesela. Keşke milli takımın başına geçse dediğim insanlardan biridir. Şota Arvaletse. Çok sempatik, iyi niyetli bir insandır. Keşke Süper Lig'de devam etseydi. Kasımpaşa serüveni falan var. Keşke devam etseydi dediğim insanlardan biri. Galatasaray'dan Tugay Kerimoğlu. Kaç yaşına kadar futbol oynamış bir baksanıza. Hem de oynadığı lige bakın. Oynadığı seviyeye bakın. Hakan Ünsal mesela. Siz hiç Hakan Ünsal mesela hani ne bileyim beyefendi duruşuna aykırı bir hareketini görmedim. Ergün Pembe mesela. Buz adamdır lakabı, bilir misiniz? Yani birkaç tane isim var da hani şimdi saymayayım. Mesela Metin Oktay, Fenerbahçe forması giyer misin diyor. Şeref duyarım diyor. Ya şimdi diyorum bak, şimdi herhangi bir Galatasaraylı spor yazarına ya da Fenerbahçe spor yazarına ya Galatasaray forması giyer misin? Yani sanki anneni öldürelim mi dermişçesine tepki veriyorlar. Ya Beşiktaş'ta mesela Tümer Metin, ya ben açıp elimi dua ediyordum şu Fenerbahçe'ye gelse, keşke bir sezonda olsa izlesem diye. Allah dualarımı kabul etti gerçekten. Nihat Kahveci, o Sociedad günlerinde ya az mı izledim ya. Xabi Alonso falan, ya o kadro efsaneydi ya. Gerçi gol krallığında Ronaldo ile aynı sayıya, fenomen Ronaldo ile aynı sayıya sahipti ama yani o sezon bazı isimleri geçemedi. Yani az sabahlamadık ya. Nihat Kahveci'nin maçını izleyeceğiz diye ya. Oktay Derelioğlu, Allah rahmet eylesin, eşini kaybetmişti. Birçoğunuz bilmezsiniz ya. Ya bunları sevdim diye bana mesela çok tepkiler geliyordu. Sen nasıl Trabzonspor'dan birini seversin? Niye? Öcü mü? Sevemezsin. Niye sevemezsin? Olmaz. Sevemezsin. Ya niye? Mesela Trabzonsporlara, Galatasaraylılara, Beşiktaşlara bir soru soruyorum. Alex de Souza'nın bir ahlaksızlığını, bir edepsizliğini gördünüz mü? Sever misiniz Alex de Souza'yı? Mesela Pierre Van Hooijdonk.
Sever misiniz Fanoy Donk'u? Olmuş, bitmiş, futbol bırakmış, gitmiş mesela. Dirk Kuyt. Sever misiniz mesela? Hani aklıma geldiği kadar söylüyorum. Gökhan Gönül. Mesela Gökhan Gönül Beşiktaş'ta da oynadı. Ya sokakta görseniz fotoğraf çekilmek ister misiniz mesela? Bak aklıma geliyor. Arkadaşlar, etmeyin, eylemeyin, yapmayın. İnsanları birbirine kırdırmaya çalışmayın. Bak ben daha önce bu kanalda bir video çektim. Dedim ki Omar'ın ayağı kırılmış. Şey pardon. Omar'ın başına bu geldi. İyi oldu. İşte sırada Markan'ın ayak kırılması var. Ha, başlığı yanlış attım açıkçası. Ben de kabul ediyorum. Ama ben oradan dikkat çekici olsun, insanlar izlesin diye şey yaptım. O videoda da dedim ki ya etmeyin eylemeyin, bu adam iki tane engelli çocuğunu eğlendirmek için yapmış. Ya hani Allah yolunu bahtını açık etsin dedim ya. Canına bir şey olmadı çok şükür, şöyle böyle yapmayın etmeyin. Futbolcunun ayağı kırılsa size ne yararı olacak? Sevmeyebilirsiniz. Cık, yok. Bir küfürler, bir hakaretler. Özellikle bazı işte Galatasaray sayfaları, Beşiktaş sayfaları falan hani üstüme göndermişler. Ben bunu çok yaşıyorum. Allah'a şükür bazı aklı selimler çıkmış demiş ki ulan adama niye küfür ediyorsun? Adam sonuna kadar doğruları konuşmuş. Tamam başlık yanlış ama içeriye bakın. İçeriye bakıldıktan sonra da bu sefer inanılmaz bir beğeni yağmuru, inanılmaz bir yorum yağmuru hala var yani o kanalda. Ya kanalımızda hala var. Arkadaşlar bakın ben bir öğretmenim. Yani mesleğimin dışında bir insanım. İnsanım ve insan sevgisiyle donatılmış bir insanım. Ya bugün bir Galatasaraylı, bir Beşiktaşlı, bir Trabzonsporlu beni görse, ha ben seni tanıyorum, YouTube kanalım var. Gel fotoğraf çekin dese, şeref duyarım ya. Ya adam beni önemsedi de fotoğraf çekiniyor diye şeref duyarım. Ya niye kavga edelim? Ha bunun YouTube kanalı var. Bunlar bu Fenerliler böyle ölsün bütün Fenerliler. İşte bütün Trabzonlular şöyle olsun, böyle olsun. Ya bunu işte bütün Galatasaraylılar hepiniz aynısınız. Şucusunuz, bucusunuz. Ya ben normal hayatta, bak normal hayatta kendi arkadaşlarıma ne haber lan tinerci diyorum. O da diyor ki pis Fenerli geldi diyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama video çektiğin anda ayva iyi yedin. Ayva iyi yedin. Benim başıma geldi ya. Benim başıma geldi. Benim başıma geldi. Ya bir cümle kurdum dedim ki Fenerbahçe şunlara şunlara yenilmedi. Tamam mı? Şunlara şunlara yenilmedi. Lan gitti bugün bir hakeme yenildi dedim. Ya sanki sırf o manayla söyledim. Gelişen bir olaydı, gelişen bir videoydu. Hani canlı yayındı. Canlı yayında orada anamıza, avradımıza sövüyorlar, sayıyorlar, ediyorlar. Ama söven suçlu değil. Konuşan suçlu. Niye? Çünkü konuştu. Çünkü her yere çekilebilecek bir cümle kurdu diye. Ya ben söylüyorum. Bak ben insan sevgisiyle dolu bir insanım. Yani yaratılanı sev, yaratandan ötürü. Ben burada gençlere, bak ya ben burada gençlere sevgi yaşlamaya çalışan bir insanım. Bir gezin, tozun, bakın şu kanala ya. Küfür bulun, ne diyorsanız razıyım. Kime düşman ilan ediyorsanız razıyım. Beni kime düşman ilan ediyorsanız diyeceğim ki kabul arkadaşlar, doğru söylüyormuşsunuz. Bulun. Ya takılmalara bile. Yani ben burada Erman Toroğlu taklidi yapmaya çalışıyorum. Beğeniyor bazı arkadaşlar. Aman diyorum ya yanlış bir kelime söylemeyeyim. Hani hakarete varacak işte böyle topa mı vurulur falan bile demek istemiyorum. Diyorum ki derler ki ya bak adam Erman Toroğlu düşmanıymış. Ya benim kimseye düşmanım yok. Aziz Yıldırım taklidi yapıyorlar, yapmaya çalışıyorum. Bir ara saçlar kısaydı Sedat Peker taklidi yap dediler, sesim benziyor. Yapmaya çalıştık hani. Ya, eğlence için yapıyoruz. Arkadaşlar futbol, spor, bütün spor branşları bir eğlencedir. Ben Beşiktaş taraftarını kutluyorum. Çekinin abi Arda Güler'le fotoğraf çekinin. Ha bu trolleme falan filan olaylar var. Çıkıyorlar işte fotoğraf çekinip altına absürt şeyler yazıyorlar. Bunları demiyorum. Ahlaki değerlere uygun şekilde. Yapın arkadaşlar yapın ya. Ya yapın. Ya benim videoyu kesmiş adam. İşte ben diyorum ki Beşiktaşlılar siz bizden de şöylesiniz, biz sizden de böyleyiz falan filan. O kısmı kesmiş atmış. Öncesinde diyorum ki ya diyorum şu anda Fenerbahçeliler diyor ki diyorum işte Beşiktaş siz bizden de şöylesiniz, biz sizden de şöyleyiz diyorlar diyorum. Deseler haklılar mı diyorum. Ya arkadaş bu denecek laf değil ama. İşte diyorum böyle böyle. Yani kesik videolarla, kırpık hareketlerle Ali Koç al bak işte babamın takımı demiş. Bak Ali Koç Beşiktaş'ta diyor. Ya yapmayın etmeyin ya. Benim bir akrabam vardı. Saçma sapan şeyler paylaşırdı. Yani bir fotoğraf altına da o kişi bunu söylemiş diye paylaşırdı. Ulan neler neler paylaşır. Derdim ki bunu nerede söylemiş? Ya bunu nerede söylemiş? Yani bunu aklınıza getirebileceğiniz her türlü şeye de getirin. Yani
Bir insan şunu demiş. Aa, nerede demiş? Yok. Etmeyin, edemeyin. Futbol yani bir eğlencedir. Eğlence aracıdır. Mesela ben pazartesi günü okula gittim. Bana diyor ki bizim bir tane Beşiktaş'ta arkadaş, bak diyor, elimizden zor kurtuldunuz diyor. Hadi gel bu adamı anlat. Diyorum ki kart vermediler işte. Hakem diyorum sarı kart vermedi. Şöyle böyle diyorum. Ya bu ne yapacağım, boş ver diyor. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor diyor. Bitti. Bu. Bu. Bu arkadaşım bu. Lütfen arkadaşlar. Ölümden başkasının yalan olduğu dünya için kimseyi kırmayın. Kimsenin hakkına girmeyin. Bak mazlumun hakkını Allah korur. Gerçekten söylüyorum. Mazlumun hakkını Allah korur. Hani ben başıma geldiği için söylüyorum. Hiç hak etmediğim. Hani hiç hak etmediğim şeyleri de yaşadım. Yaşayacağız arkadaşlar. İnsanoğlunun hepsi aynı değil. Hepsi iyi değil. Yani seni 30 saniye. Mesela bu videodan inanın. Şu an kaç dakika olmuş? 16 dakika bitmiş. İnanın bir kısmını kırpsanız. Bak adam Beşiktaş düşmanı. Bak adam Galatasaray düşmanı. Bak size şucu dedi. Bak komple bucu dedi. Yani etmeyin eylemeyin arkadaşlar. Hayat gerçekten çok kısa. Yani birbirimizi kırmaya, incitmeye değmez. Yine söylüyorum, tekrar söylüyorum. Beni tanımak mı istiyorsunuz? Beni bilmek mi istiyorsunuz? Beni böyle bilin. Ben eğriye eğri, doğruya doğru diyen bir adamım. Ben bir Galatasaray Sivas maçından sonra çıkıp da Galatasaray'ın hakkını yediler abi, bu maç kesinlikle Galatasaray'ındı diyen adamım. Ben bir Trabzonspor maçından sonra çıkıp da bu takımın yıllardır hakkını yiyorlar demiş adamım. Trabzonspor Fenerbahçe Türkiye Kupası finalini Fenerbahçe kazanmış. Kupayı Fenerbahçe kazanmış. Ben canlı yayına çıkmışım, demişim ki bu kupayı ben kabul etmiyorum. Bu kupa hakkıyla kazanılmış bir kupa değil. Bu maçta Trabzon'un hakkı yenilmiş diyen bir adamım. E diyorlar 2010-2011'e konuş. Ya benim konuşmama lüzum yok ki. Her şey ortada. İnadından vazgeç de ki arkadaş her şey ortada. Yani bazı şeylerin ya sencisi bencisi yok. Kanundur. Hani Amerika Avrupa kıtasından uzaktadır desen, bana göre değildir dersin. Aa işte haritada bak hiçbir bağlantısı yok. Sana göre öyle. Bana göre var bağlantısı. Alttan tünellerle kazıldı şöyle böyle. Ya buna gerek yok ki. Yani bazı şeylere bırakın yargı karar versin diyorum. Yok diyorlar, yargı bağımsız değil. Ya arkadaşım etmeyin, eylemeyin ya. Ya çatışma ortamı için, kaotik ortam için. Ben size şunu söyleyeyim. Bu ülkede Trabzonspor'un hakkı yenilmiş midir? Sapına kadar. Beşiktaş'ın hakkı yenilmiş midir? Sapına kadar. Galatasaray'ın hakkı? Sapına kadar. Fenerbahçe'nin hakkı? Sapına kadar. Peki bu ülkede Trabzonspor kullanmış mıdır? Kullanmıştır. Beşiktaş kullanmış mıdır? Kullanmıştır. Galatasaray kullanmış mıdır? Kullanmıştır. Fenerbahçe kullanmış mıdır? Kullanmıştır. Ya da rakipler bu takımlara karşı, ya da rakiplerdeki bazı futbolcular bu takımlara karşı kalpten ya da hissen ya da doğum yeri kütük olarak, mesela benim burnuma baktığınız zaman birçok kişi bana dersen Kayserliyim diyorsun ama kökende başka bir şey var der. Ben de gülerim yani, çok da açığa vurmam bazı şeyleri. Dediğim gibi bazı futbolcular o takımlara karşı hani sempatiden, histen dolayı kötü oynamış mıdır? Oynamıştır. Tam tersine ulan bak adam Trabzonlu da Trabzonspor'a yatıyor demesinler diye hırslı oynayıp kırmızı yemiş midir? Yemiştir. Ya da bak ulan adam Fenerbahçe altyapısından çıktı. Kütür kütür oynasın da kırmızı hani maçı kazandırsın deyip de hırstan kırmızı yemiş midir? Yemiştir. Servet Çetin çok iyi Fenerbahçelidir ama gidip Galatasaray'ı şampiyon yapmıştır resmen. O sezon yani en büyük etmen odur. Ya bakın bunun birçok örneği var arkadaşlar. Birçok örneği var. Yapmayın, etmeyin. Hayat gerçekten birbirimizi kırmaya değmez. Ben bu kanalda yani para, pul, şu bu önemli değil. Bizim burada çok çeşitli etmenlerimiz var. Çok çeşitli faaliyetlerimiz var. Çok çeşitli şeylerimiz var. Birçok kişi inanmasa da inananlar yetiyor, artıyor. Bana diyorlar ki bu kanal niye büyümüyor? Ben de şunu söylüyorum. Ne milleti birbirine çatıştırıyorum. Ne milleti birbirine kavga ettiriyorum. Ne milleti birbirine düşürüyorum. Ne millete hakaretler, şunlar bunlar savuruyorum. Yapamazsın diyorlar zaten. Hani öğretmenlikten atarlar, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Ya arkadaşlar, birincisi ya hiç benim yani ben rızkı Allah'ın verdiğine inanan bir adam. Çok şeyimde değil, umurumda değil yani. Ne yapabilirim? Atacak adam her şekilde atar. Fenerbahçe forması giymişsin. Ha, git. Yani
buna çok takılmıyorum. Ben kalp kırmamaya özen gösteriyorum. Hani birinin kalbini kırmaktansa ya kapatalım gitsin kanalı. Birini incitmektense kapatalım gitsin kanalı. Ama hocam doğruları söylediğinde kalpleri kırılıyor. Yalan mı söyleyeyim? Bu sefer hakka aykırı mı davranayım? Yani yapmayın etmeyin arkadaşlar. Etmeyin, eylemeyin, gözünüzü seveyim. Ben sadece bir abiniz, bir kardeşiniz olarak. Belki sevmeyebilirsiniz beni, sevmeyin. Sıkıntı değil. Ama varsa lafımda yalan, yanlış, yalanımı eleştirin. Yanlışımı eleştirin varsa. Tuttuğum takımı eleştirmeyin. Çünkü bu bir sevdadır. Milyonlarca kişi seviyor arkadaş. Kaçınız bilerek bilinçli olarak takım tuttunuz? Aa bakayım. Bunun rengi hoşuma gitmedi. Bunun tarihi hoşuma gitmedi. Bunda şucular var. Bunda bucular var. Ha bu Atatürkçüymüş. Bu solcuymuş. Bu sağcıymış. Bu dindar takımmış. Bunun kuruluş yerini beğenmedi. Böyle mi takım seçtiniz? Yok. Babadan atadan gelen sevdayı seçtiniz. O yüzden yapmayın, etmeyin arkadaşlar. Ben bir kez daha hani fair play, meyir play bize göre şeyler değil. Bize göre şeyler değil. Bize ne uygun biliyor musunuz? Bize Türk örf adetlerine uygun şeyler uygun. Ben Fenerbahçe formasıyla geziyorum. Beşiktaş'ta bir gruba denk geldim. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şöyle böyle. İşte akşamki maç ne olur? Yeneriz. Göreceğiz akşam bakalım kim kimi yenecek. Hadi bakalım başarılar, tebrikler, tokalaşın. Yapın bunu. Atın bunu sosyal medyaya. Biri geçiyor, bak benim formam bu diyor. Öbürleri ona küfrediyor. Sosyal medyaya atıyorlar. Yakışık olmayan şeyler. Gerek yok. Biri diyor ki bak diyor ben Trabzon meydanında Fener formasıyla geziyorum falan. Milleti de tahrik etmenin lüzumu yok. Milleti tahrik etmenin lüzumu yok. Mesela Kayserispor Trabzonspor maçı benim arkadaşım gitti. Çocuğuna Galatasaray formasını giydirmiş gitmiş. Fenerbahçe forması giydirseler ama artı bir antipatiklik var Fenerbahçe formasına. Onu istemiyorlar yani başlarda. Ama çıkıp da Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giydirip o çocuğu götürürsen millet de bu sefer tepki gösterir. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğimi umarım anlatabiliyorumdur. Mesela benim Galatasaraylı bir arkadaşım vardı. Trabzonspor maçlarına gidiyordu Erzurum'dayken. Harbi söylüyorum bak. Trabzon forması giyip gidiyordu. Galatasaraylıydı %100 eminim. Trabzonlu da değil daha İzmirliydi. Ya biz kimlerle yaşadık? Kimlerle neler gördük? Kimlerin ne hayat hikayelerine tanık olduk? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Anlatamıyorsam da canınız sağ olsun. Kusura bakmayın. Hayatınızdan 22-23 dakika çaldıysam özür dilerim. Ama benim niyetim şu. Dostluk olsun, kardeşlik olsun. En azından çatışma ortamı olmasın. Ne olur bu seferlikte pozitif konuşanlara alkış yapın ya. Ne olur? Ama sen zamanında şöyle dedin. Ama zamanında böyle dedin. Ne dedim? Şöyle dedin. Tamamını izledin mi diyorum? Yok ama şöyle demişti kısaca. Ya arkadaşlar inşallah bir yerlere etki edebilirim. Hani bir öğretmen dersini anlatır, etkili anlatmaya çalışır. Ama öğrencilerin o anki dinleme durumlarına, hani zihinsel durumlarına, hazır bulmuşluk düzeylerine vesaire 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 birçok etmene etki edersin. Belki o an anlamazlar ama zamanı gelince anlarlar. İnşallah ölmeden önce herkes benim bu videoda anlatmak istediklerimi anlar. Görüşmek üzere.